Gerontoloji literatürüne baktığımızda çok tartışılan konulardan birisi gerontolojiye ait kuramların olup olmadığıdır. Gerontolojinin kendisine ait kuramların olmadığına ilişkin zaman zaman eleştiriler de yapılmaktadır. Nitekim biz gerontoloji kuramlarına baktığımızda aslında yaşlanma çalışmaları yapan aging studies gerçekleştiren sosyologların ve psikologların ama ağırlıklı olarak sosyologların gerontolojiye ait teorileri de ürettiğini görüyoruz. Nitekim gerontoloji içerisinde de birçok teorik yaklaşımın yine sosyolojiden ödünç alındığını görüyoruz. O bakımdan sosyoloji gerontolojinin yararlandığı önemli alanlardan, kaynak alanlardan birisi. Ancak son yıllarda özellikle yaşam döngüsü perspektifinin gerontolojide çok önemli bir perspektif olarak ortaya çıktığını da görmekteyiz. Nitekim yaşam döngüsü perspektifiyle yaşlanma sürecine baktığımızda aslında yaşlıları sadece belirli bir dönemde, sadece belirli bir alana sıkıştırarak analiz etmektense bütün ömrü boyunca insanları analiz etmek ve araştırmak ve yaşlılığın da ömür boyu süren bir maceranın aslında önemli bir dönemi olduğunu görmek çok kritik. Bu bakımdan yaşam döngüsü perspektifi çalışmalarda son derece önemli. Türkiye'de ise yaşam döngüsü perspektifinin ne yazık ki alan yazında görmezden gelindiğini görüyoruz. Araştırmaların çoğunda alan yazında Türkiye'de yaşam döngüsü perspektifi kayıp bir perspektif. Gerçekten. Çoğunlukla yaşlanma çalışmaları yapılmadığını, yaşlılık çalışmaları yapılmadığını, yaşlılar hakkında ama Türkiye'de çok sayıda çalışma olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaların da yine bir çoğunda aslında belirli bir kuramdan, belirli bir kuramsal yönelimden yoksun, daha çok veriye dayalı e, araştırmalar yapıldığını, bu anlamda kuramsallaşmanın, e, kuram, kuram içerisindeki kavramların kavramsallaştırılamadığını ve bunların da operasyonel olarak işlenemediği için gündelik yaşamda veri toplama sürecinde aktif olarak değerlendirilmediğini görüyoruz. Şunu söylemek belki de çok yanlış olmayacak. E, Türkiye'deki yaşlanma literatürü çoğunlukla, kuramsız aslında belli bir perspektiften yoksun araştırmalarla doludur diyebiliriz.